Münafık konusu önemli. Ona bir iki sene anlatacağız böyle. İyi yiyeceğiz ben. Çünkü münafıklık hiçbir dönemde böyle kapsamlı anlatılmamış. Yani hayata yönelik, hayata geçiş yönleri ve detaylar anlatılmamış. Hiçbir kitapta yok. En hayati konu olduğu halde, Müslümanların başının en büyük belası olduğu halde, o yüzden de münafıklar vızırcık atmışlar tarih içerisinde. Çünkü adamlar deşifre edilmemiş. O çirkin yönleri detay detay göstertilmemiş, sati göstertildiği için oyun oynamışlar. Kur'an genel yönlerini anlatır. İnce detayları anlatmaz Kur'an. Onu bizim aklımıza, ferasetimize, basiretimize bırakır. Onun için bu konuda dikkatli olacağız. Münafığın en önemli özelliği kendini ön plana çıkartma isteğidir. Mesela Peygamberimiz zamanında normalde iyi bir şey olduğunda onu peygambere mal etmek gerekir değil mi? Bir başarıya. Münafık başarıyı kendine mal etmek ister. Bak münafığın en hayati yönlerinden birisi budur. Peygambere mal etmez. Yani yahut Müslümanların lideri kimse değil mi? Ona mal. Kendine mal etmenin peşinde olur. Kendini şöhret etmenin peşinde olur. Mesela farz edelim bir Müslüman Peygamber Efendimiz zamanında yolda bir altın bulsa onu Peygamberimizin bereketine bağlar. Değil mi? Onun o bölgeye onları götürmesine bağlar. Der ki Peygamberimiz buraya bizi götürdü. Bu bölgeye biz geldik. Onun bereketiyle, onun söylediği güzel nasihatlarla dikkatimiz açık oldu ve ben bunu görmeyim nasip oldu diyecek. Ama bu başarıda benim bir başarım yok. Allah peygamberimizi vesile et demesi lazım. Münafık doğrudan kendi üstüne alır. Bakın hayatına münafığın ufak tefek de olsa başarıyı kendi üstüne alma eğilimi vardır. İşte kaçırabildiği kadar. Becerebildiği kadar. Mesela bir şey mi buldu, kendine mal eder. Bir şey mi söyledi, kendine mal eder. Hazreti Musa devrinde o azılı münafık ne diyordu? Ben Mısır kültürünü çok iyi biliyorum. Ama peygamber unuttu diyor. Yani benim öyle hafızam güçlü ki, öyle zekam keskin ki ben unutmadım. Bak ben buldum getirdim. Bulduğu şey de boş iş ama. Put bulmuş. Yani onu başarı gibi. Münafık da öyle. Pis şeyleri toplar. Yani imani, Kur'an'ı bir şey toplamaz münafık. Mesela bir münafık alametini gidip bulmaz. Ona karşı çözümü bulmaz. Nerede zübbelik var? Nerede çakallık var? Nerede küfre sükse yapacak? Nerede münafıklara kendini tanıtacak ve karanlık bir yön varsa gider onu bulur, onu bulmuş gibi yapar. Ve kendi tanıtımını ön plana alır münafık. Ama kıvranır tabii. Şimdi peygamber de var ya, peygamberimiz zamanında. Ya müminler diyor, ey müminler. Evet diyorlar. Peygamber şöyle üstündür, böyle üstündür anlatıyor. Ama diyor şunu ben buldum diyor. Ben fark ettim diyor. Bakın tarihe hep izahlarla doludur. Hep kendilerini almak istemişlerdir başarıyı münafıklar. Veya herhangi bir şeyi. O yüzden de lider olma, yani şeytani anlamda lider olma hırsları çok yoğun olmuştur. Yani Müslümanları en azından dağıtmak hırsı olur içlerinde. Çünkü dağıttığında başa geçeceğini düşünür. Yani hiç olmazsa münafıkların başına geçerim diye düşünür. Münafıklar dünyevi bir çıkar olacağını düşünürlerse Müslümanlar izlerler. Yani takip ederler. Bir gün Resulullah menbere çıkıp yüksek sesiyle nida ediyor. Ey diliyle Müslüman olup kalbine iman nüfuz etmemiş olan münafıklar diyor. Müslümanlara eza vermeyin. Nasıl eza verir? Süperlik yaparak. Allah'ı anmıyor. Çünkü Allah'ı anmadığında eza etmiş olur. Sürekli küfrü anar. Küfrü andığı için Müslüman rahatsız olur. Oradan da eza eder.
Kendini ön plana çıkarır münafık. Oradan da eza eder. Her şeyde ben kafası vardır. Orada da eza eder. Ama fiili ezalar da vardır tabii münafığın. Müslümanı yormak ister. Boş işlerin peşinde koşturur Müslümanı. İşte şunu aldım der. Tamam dersin. Yok almıyorum der. Yine al diyorum der.